Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetli çok güzel kalbura bastı tatlısı yapacağız. Tam kıvamında şerbetini tam çeken yüz, üzeri kıyır kıyır olan güzel bir tatlı oluyor. Bakın şöyle zaten videoda da görüyorsunuz gel beni diyor, inanın gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Bunun için öncelikle şerbetimi hazırlamakla işe başlıyorum. Bir tenceremin içerisine 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı da şeker ve üzerine de bir dilim limonu ilave ettim ve bunları kaynamaya bıraktım. Bu tür tatlılarda, şerbetli tatlılarda biliyorsunuz ki şerbetinin kıvamı çok önemli. O yüzden mutlaka şerbetini yaparken çok dikkatli olalım. Kaynadıktan sonra 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım ve daha sonra ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Daha sonra hamurumu yapmakla işe başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ daha sonra 50 gram tereyağı ilave ediyorum. Onun da arkasına 2 yemek kaşığı irmiğimi ilave ettim. 1 tane yumurtayı tüm olacak şekilde koyuyorum. Hemen arkasına da 2 su bardağı unu ilave edeceğim. Eğer burada unun miktarı az gelirse kıvamına göre daha sonradan fazlalaştırabilirim. Onun da arkasına kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ediyorum. Ve hemen mikserimi çalıştırıyorum ve bunları karıştırıyorum. Az kalsın unutuyordum. Hemen arkasına da 2 yemek kaşığı yoğurdumu da ilave ettim. Hamur gözüme çok cıvık gelir gibi oldu. Hemen arkasına 2 yemek kaşığı un ilave daha ettim. Yani toplamda 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Hamurumuzun kıvamı bu tür tatlılarda çok önemli biliyorsunuz. Sert olursa e, hamurun kıvamı, şerbet, e, hamurumuz sert olursa tatlımızın kıvamı da sert olur, dokusu sert olur. O zaman e, o kadar güzel olmaz arkadaşlar. Kıvamı böyle ele yapışmayan güzel bir hamur olması gerekiyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve ben değişik bir aparat kullandım. Siz dilerseniz eğer sizde bu yoksa rendenin ters tarafıyla da şekiller verebilirsiniz. Ceviz kadar koparttığım, yapmış olduğum hamurları hemen aparatımın üzerine seriyorum. Güzelce açıyorum. Daha sonra ortasına cevizini koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ve daha sonra ortadan kenarlardan ortaya doğru düzüştürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde şekiller veriyorum. Bu kalıpla inanın çok kolay oluyor yapması. Ama dediğim gibi sizde de yoksa eğer rendenin ters tarafıyla da yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı minicik de olsa bir yorum bir emoji de olsa bırakırsanız çok memnun olurum. Dilerseniz beni instagramdan renkli tatlardan da selda adana takibi alabilirsiniz Bütün hamurlar bitene kadar aynı şekilde Devam ediyorum ve hepsini tepsiye diziyorum Burada bir pif noktası daha vereceğim sizlere Hamurunuzu bezelerinizi burada çok büyük almayın çünkü şerbeti de dökeceğimiz zaman Zaten hamur daha bir fazla kabaracaktır. İster iftara yapın, ister normal günlerde yapın. Gerçekten çok pratik, güzel bir tatlı tarifi oluyor. Videomu sonuna kadar püf noktalarıyla dinlerseniz gerçekten güzel bir tatlı elde edersiniz. Böyle şerbetli tatlılar inanın birkaç gün durduktan sonra daha bir güzelleşiyor. Şerbetin çünkü içine iyice çektikten sonra tam kıvamına geliyor. Tadı, dokusu daha bir farklı, daha bir güzel olmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şekli böyle oluyor ve bütün hepsine, bütün hamurlarımı bu şekilde tepsiye diziyorum. Bunları şimdi fırına göndereceğim. Alt üstü güzelce kızarıncaya kadar fırında bekleteceğim. Tatlılar fırından çıktıktan sonra ilk sıcağa çıktıktan sonra bakın burası çok önemli ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık olan şerbetimizi üzerine verelim direkt çıkar çıkmaz hemen vermeyin çünkü o zaman hamurlaşma olabilir bu şekilde birkaç saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz Bakın görüyorsunuz tatlım sonunda bitti. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü oldu. İnanın çok da lezzetli oldu. Tadına da baktım. Üzeri kıyır kıyır. içerisine tam çeken sulu, şerbetli, güzel bir kalburat bastı tatlısı oldu arkadaşlar. Kesinlikle kaydedin, deneyin. O güzel yorumlarınızı bana atın lütfen. Hemen sizlere içinin dokusunu da göstereceğim. Altı da bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen şöyle içini açıyorum içinin dokusunda sizlere gösteriyorum Enfes güzel bir tatlı olmuş İnanın arkadaşlar Yapıp denemelisiniz diyorum bu tatlıyı İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir Bakın görüyorsun zaten kendiliğinden hamur bölünüyor çok güzel de şerbetini çekmiş Bir dahaki güzel tariflerimde videolarımda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sevgiyle kalın hoşça kalın